Gayet iyiyim, sağ olun. Çok iyi. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Hayır, hayır. 38 Kuşağı kitabınızın İş Bankası Yayınları'ndan çıkan, onu okumuştum. Beni çok etkileyen kitaplardan birisi. Bütün o anıları yazıyorsunuz. Oradan hatta bir ara bazı gazeteci arkadaşlara da söz ettim. Van'daki Akdamar Adası ile ilgili bir öykü var orada. Akdamar Adası bize verirseniz biz bütün borçlarınızı sileriz diye. Hazinede görev yaptınız dönemle ilgili. Evet. Evet. Ve ilginç bir şey değil mi efendim? Çok öyle ilginç. Oturmuşuz devlet adamlarından. Adam gayet ciddi bir şekilde. Evet. Ha, çok güzel. Ama şimdi sakın dediğim gibi beni ayıplamayın. Yok hayır. Çünkü bütün günüm... Onun da güzel yayınları var. Tarih Vakfı'nda. Evet. Ben de Tarih yaşayın. Siz yaşayın daha. Efendim. Sağ olun efendim. Çok yardımcı teşekkür olun bize. Çok sağ olun efendim. Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir gelişme benim için çok heyecan verici. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Siz de şey teşekkür ediyorum. Efendim Sayın Cahit Kayra Maliye Bakanlığı Efendi, Maliye Efendi. Kendisine üstad diyoruz. Yaşayan bir tarih. Kendisiyle az önce kısa da olsa güzel bir görüşme yaptık. Bazı anılarını dinledim kendisinin. 1938 kuşağı da 38 kuşağı bir kitabı var. O kitabı ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Türkiye'nin yakın tarihini çok iyi bilen ve irdeleyen birisi. Umuyorum yeni kitapları var. Bu yeni kitaplarla da bizim düşünce dünyamızı zenginleştiriyor. Hala ayakta, hala bütün anılarıyla canlı. Dolayısıyla kendisine her zaman, her ortamda saygı duyuyoruz. Keşke yakın tarihimizi onun gözüyle yeniden görebilsek ve anlatabilsek ve okuyabilsek. O nedenle kendisini ziyaret ettim, lütfetti, kabul etti. Kendisine şükran borçluyum ve teşekkür ediyorum. Okay. Sağ olun.